Coca-Cola sırrını açıkladı. Az sonra okuyacağınız bilgiler insanın kanını donduracak cinsten. Yıllardır nasıl uyutulduğumuza ve sağlığımızla nasıl açıktan açığa vicdansızca oynandığına şahit olacaksınız. Türkiye'de, hatta dünyada ilk kez 15 Eylül 2006 günü Coca-Cola'ya karşı, içeriğini açıklaması için Antalya Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada, merkezi Atlanta'da olan ve 1886 yılında eczacı Dr. John C. Pemberton tarafından faaliyete geçen, daha sonraları da Amerikan Yahudi dostluğunun güzel bir örneği olan Coca-Cola, 120 yıllık geçmişiyle, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseye açıklamam, dediği sırrını açıklayacak mıydı? 19 Mart 2007 tarihinde açılan davanın 3. duruşması yapıldı. Sıkı durun şimdi, bu, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseye açıklamam, denilen gizli sır açıklandı ama Türkiye'deki ve dünyadaki çoğu basın yayın organları çok fazla ciddiye almadı. O büyük bir kuruluş, uğraşılmaz, anlayışı, davanın nedenlerinin mercek altına alınmasına engel oldu. Ayrıca düşünsenize o TV kanalları 20 ila 30 saniyelik kısacık reklamlar için milyon dolarları ceplerine indirirken ve onca insan bu pastadan nemalanırken, neden bir belgesel veya bir haber programında size kolanın insana verdiği bu tiksinilecek zararları anlatsınlar ki? Evet, ne de olsa Coca-Cola'nın büyük oranda reklam bütçesi var. Hadi uğraş bakalım uğraşabilirsen. Ama unutmayın ki o şirketleri bu noktaya getirenler gene biz tüketicileriz. Bir kerecik kola almakla ne olur ki demeyin. Hayatınıza bir daha kolayı sokmayın ve bunu da çocuklarınıza anlatın bakalım o zaman da bu şirketler hala büyümeye devam edebilecekler mi? İstedikleri her türden, değerler, ile oyun oynayacaklar. Ayıbı kendileri yapacak. Fakat siz yalnızca tüketici olacaksınız. Sesinizi çıkartmayacaksınız, soru sormayacaksınız, kısacası aptal yerine konulacaksınız. Ne kadar vahim bir durum değil mi? Oysa bu sahtekarları göklere çıkarmak da, yerin dibine sokmak da aslında hep biz insanların elinde. Bunlar neden mi sahtekar? Neden mi bu kadar ağır konuşuyoruz? Az sonra bunların neden sahtekar olduğunu ve cicili bicili gözüken kolanın aslında ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Sıkı durun, gözlerinizi dört açın ve lütfen artık aptal yerine konulmayın. İşte Coca-Cola'nın gizli sırrı, Coca-Cola özütü diye gizli tutulan formül aslında bir böcek çeşidinin, kokainil, ezilmesiyle elde edilen sıvıdır. Kokainil, Kanarya Adaları'nda ve Meksika'da yaşayan bir böcektir. Doğal ortamında çoğaldığı gibi kültürel olarak da yetiştirilmektedir. Kaktüs bitkisine kene gibi yapışarak hayatını. Bu böcekler ve larvaları, Meksikalı köylüler tarafından toplanır. Bu böceğin dişilerinden veya yumurtalarından çıkartılan bir boya pigmentine, karmin, denir. Kokainil böceğinin kurutulmuş hali kuru üzüm gibidir, böcek kurusu. Köylüler tarafından kurutulur ve dövülür. Köylüler, kendi ihtiyaçları için Azteklerden kalma klasik yöntemlerle, böceğin özütünden dünyanın en güzel renklerinden biri olan, kermayni üretirler. Aztekler ve Latinler, böcekten elde edilen bu boyayı, ip boyamada kullandılar. Ezilerek suyu çıkarılır. Öyle güzel bir renge ve farklı bir tada sahiptir ki, insanlar bu pisliği içtiklerinde içlerinde büyük bir rahatlama hissi bile duyarlar. Daha da kötüsü bu madde, fazla miktarda alındığı takdirde tıpkı uyuşturucu gibi yüksek oranda bağımlılık yapmakta ve insanı uzun vadede içten içe çürütmektedir. İçinizden hala inanmak gelmiyorsa çok kısa bir deneyle anında ikna olabilirsiniz. Hemen kasaptan birazcık kırmızı et alın ve üzerine kolayı dökün. Fazla değil, 5 ila 10 saniye sonra etin nasıl kömürleştiğini hayretle izleyeceksiniz. İkna olmayanlardan ise isteğimiz şudur ki, siz kola içmekte tabii ki serbestsiniz fakat en azından çocuklarınızın o körpe midelerinin buna dayanamayacağını iyi bilin ve hiç olmazsa onların kola içmesine engel olun. Bütün kolaların özütü bu maddedir. Hangi marka kola olduğu önemli mi? Önce Hindistan Yüksek Mahkemesi,
kolanın sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanması yönünde bir adım attı. Arkasından Letonya'da ilköğretim okullarında Coca-Cola ve Pepsi yasaklandı. İngiltere ve Ukrayna'da bazı okullarda yasaklandı. Ülkemizde de özel olarak İstanbul Gösteri Sanatları Merkezi'nde de yasaklandı. Şimdi bahsedeceğimiz konu da en az kokainyl. Böceği kadar iğrenç bir durum. 23 yıl kola fabrikasında çalışan birisinin naklettiği bu çok ciddi açıklamalar gerçekten insanın zihnini ve midesini alt üst ediyor. Malumunuz kola denilen içeceğin en temel ham maddesi meyan köküdür ve meyan kökü ile beslenen canlılar arasında fareler de bulunmaktadır. Büyük şirketler tonlarca üretim yaptıkları için meyan köklerini kepçelerle toplamaktadırlar. Tonlarca topladıkları için de fareleri ayıklamak gibi bir zahmete ise kesinlikle girmemektedirler. Bu yüzden de meyan kökleri, içindeki farelerle beraber preslenmekte, ezilmekte, sadece kalan deri, ayak, bacak parçaları elekten geçirilerek ayıklanmaktadır. Meyan köklerinin suyunun yanında farenin kanı, mide öz suyu vesaire gibi sıvılar da karışmakta. Fare kanı da siyah renge yakın bir renkte olduğu için estetik açıdan bir sorun olmamaktadır. Kola üretimi yapan şirketler, koladaki bu pislikleri kimyasal yöntemlerle sağlığa zararsız hale getirmeye çalışırken bu sefer de kullandıkları çok çeşitli kimyasal maddelerle insanları uzun vadede resmen zehirlemektedirler. Bu olayı anlatan kişi, çalıştığı 23 yıl boyunca bir bardak bile kola içmemiş. Ayrıca kendisi içmediği gibi ailesi başta olmak üzere tüm sevdiklerine de bu pisliği içirmemiş. Sonraları ise insanları zehirleyen bu şirkete yıllarca hizmet ettiği için tıpkı uyuşturucu satıcılığı yapmış gibi pişman olmuş. Kokainyl böceğinin suyu yani karmin, Musevilerden, koşer sertifikası, alamadığı için ticari olarak önemli bir engelle karşı karşıya bulunmaktadır. Müslümanlarda da Hanefi fıkıh alimlerince haram olarak değerlendirilmektedir. Buna mukabil Coca-Cola'nın satışlarının en iyi olduğu ülkeler, Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerdir. Diğer gelişmiş ülkelerde ise kola tüketimi buradakinin yarısı bile değildir. Ne kadar ilginç değil mi?